Sevgili dostlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım hayat sizin için çok iyi geçiyordur. Bugünlerde ekonomik krizin de etkisiyle bana geçmişte hiç karşılaşmadığım mesajlar gelmeye başladı. Ve bu beni gerçekten depresif bir sürece sokuyor. Eskiden yaptığımız girişimciliğin etkisiyle, yaptığımız tavsiyelerin, yaptığımız programların, TV programlarının, yazdıklarımızla alakalı, hep girişimcilikle alakalı, hep pozitif, nasıl adım atarız, ne yapmamız lazım tarzında yorumlar, tavsiye istekleri gelirken artık batmış arkadaşların, hayattan umudunu kesmiş arkadaşların çaresizliğiyle alakalı mesajlar geliyor ve bu da beni gerçekten ayrı bir çılgınlığa, ayrı bir deliliğe, ayrı bir depresyona sürüklüyor. Çünkü bu kadar fazla insanın batması, bu kadar fazla gencin dara düşmesi ve kimsenin bu konuda hiçbir şey yapmaması, herkes polyanlacılık oynuyor olduğu için ben yani bu derdi yaşıyormuşçasına, bu derdin ağırlığını taşıyormuşçasına sinirleniyorum ve çaresizlikten kıvranıyorum. Bakın bunları size bahsediyorum bunlardan. Çünkü bunun sebebi bugün gelen bir mesaj. Beni gerçekten etkiledi veya gerçekten canım sıkıldı. Bu arkadaşa cevap olsun diye de zaten bu videoyu çekmeye karar verdim. Hem kendisine dostane, kardeşe bir sohbet, hem de sizle de paylaşmış olduğum bir video ortaya çıksın istedim. Arkadaşım mesajı şu şekilde. Kendisi diyor ki, 29 yaşında bir girişimciyim, işletmeciyim. AVM'de dükkanım var. Dışarıdan görüldüğünde her şey normal değil mi? AVM'de onlarca dükkan var. Ama bu AVM'deki dükkan bir sene önceye kadar yolunda işliyorken, tıkır tıkır işliyorken son bir senede ekonomik krizin de artmasıyla birlikte tepetaklak olmaya başlamış. İş artık kendini döndürmemeye ve zarar etmeye başlamış. Bundan dolayı da arkadaş borç batağına batmış ve şu anda gururuna yediremediği için büyük ihtimalle ciddi bir şekilde intihar etmeyi düşünüyor ve intihar etmemek için de benden fikir istiyor, benden çare istiyor. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemem lazım. Sizin derdinize tabii ki sizin yaşadığınız kadar ortak değilim ama bir girişimci olarak bir sıfırdan, her şeyi sıfırdan tamamlamış, batmış çıkmış hep mücadele içerisinde geçen bir hayatı arkama aldığımda sizin ne düşündüğünüzü anladığımı hissediyorum. O yüzden benimle bu yaptığımız dostane sohbeti gerçekten samimi bir şekilde konuştuğumu lütfen kabul edin. Yani kamerayı açtım ve sizinle konuşuyorum. Aynı karşılıklı bir çay kahve içiyormuşuz gibi. Öncelikle size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu dünyada ne olursa olsun, ister meteor düşsün, ister inandığınız dine, inanca göre gökten meteorlar, dünyanın sonu gelsin, meteorlar düşsün, ister depremler olsun, ister ailenizle kavga edin, ister arabanız takla atsın, ister dükkanınız yansın, ister banka hesabınız yok olsun, ister tüm Bitcoin cüzdanınız çalınsın, dıpdızlak ortakta kalın. Veya en sevdiğiniz sevgilinizden, eşinizden, dostunuzdan ayrılın veya babanızla aranız kötü olsun, kavga etmiş olun. Binlerce kötülüğü aklınıza getirin, binlerce olasılığı. Bunların hiçbirisi sizin yaşam amacınızdan, yaşam sürenizden, yaşantınızdan yani sizin benliğinizden daha fazla önemi yok. Bunu ilk başta kendinize çok iyi bir şekilde hissettirmeniz lazım. Ne demek istiyorum? Bakın izin verin, açıklayayım. Ben kendime çünkü sürekli bunları söyleyen bir insanım. Arkadaşlar, bu dünyada ne yapıyorsanız önce sizi mutlu etmesi yönünde adımlar atmanız lazım. Aileniz sizi evlendirmek mi istiyor? Çevreniz, komşularınız sizi evlendirmek için baskı mı yapıyor? Abicim, sen evlenmek istiyorsan, senin evlenmeye arzun yoksa çevrendekilerin Allah belasını versin. Hiçbirisinin bir önemi yok. Sen bir işte mi çalışmak istiyorsun? Bir işi seviyor musun? Bir işe mi yöneleceksin? Ama çevrendekiler başka bir şey mi istiyor? Arkadaşın, dostun, eşin, sevgilin, nişanlın başka bir şeye yönlendirmeni mi istiyor? Abi hiçbirisinin önemi yok. Sen ne hissediyorsan doğru odur. Çünkü bu hayat senin hayatındır. Çünkü bu hayatın
hesabını sen vereceksindir. Ve senin düşüncelerinden, senin arzularından, senin hislerinden başka, senin mutluluğundan başka daha önemli bir şey yok bu dünyada. Size bunun garantisini veriyorum. Böyle düşünmeniz gerektiğini inanıyorum. Ben biraz felsefeyle ilgilenen bir insanım. Çünkü doğruyu bulabilmek için doğru hazır metotları, hazır felsefe, hazır düşünme, mutluluk getirebilecek hazır düşünme metotlarını anlayabilmek için biraz felsefe kitaplarını karıştırmış bir insanım. Ve sonunda geldiğim noktada da şuna gelmiş bir insanım. Gerçekten bu hayatta en önde gelen şey kendi mutluluğumuzun peşinden gitmek. Kendi mutluluğumuzun peşinden gidersek, yani biz bir karakter oluşturursak, biz karakterimizi ortaya koyarsak, ben Serkan'ım, Serkan olarak şundan hoşlanıyorum ve Serkan olarak bunu yapacağım. Sen çevremdeki insan, arkadaşım, dostum, annem, babam, eşim, sevgilim, dostum, kardeşim, öğretmenim, profesörüm, siyasetçim. Sen eğer benim düşüncelerimden, benim arzularımdan, benim zevklerimden hoşlanmıyorsan benim yapabileceğim bir şey yok. Benim çünkü karakterim bu. Ben bunun üzerine ilerliyorum. Sen kendine benim bu karakterim etrafında, benim bu öz kütlem, öz ağırlığım etrafında yer bulamıyorsan bu benim suçum değil ve bu benim sorumluluğum değil. Ben kendimi değiştiremem. Sen kendini değiştirmek zorundasın. İşte bu düşünceye gelebilirseniz, bu kafaya gelebilirseniz 250 bin liralık AVM'de yaptığınız batağın hiçbir şey olmadığını anlamaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar hayat bir oyun. Bakın. Hadi çocuğunuzdur, işte ne bileyim sevgidir, aşktır, daha manevi duygulardır. Bunların size oyun olduğunu söyleyemem, söylemek istemem doğrusu. Ama ekonomi konusunda, ticaret konusunda, yani yaşadığımız hayat, sosyal çevre konusunda yaptığımız her şey birer bilgisayar oyunu gibi, birer simülasyon gibi. Bunu bu kadar ciddiye almanız gerektiğini düşünmüyorum. Ciddiye alın. Bunda başarılı olmak için sonuna kadar çalışın. Bunda mutlu olmak için sonuna kadar, yani pes etmeyin, rahat bırakmayın. Ama bunun için kendi o güzel canınızı, yani dünyanın var olma sebebi sizsiniz abi, kendinizsiniz. Sen olmasan bu dünyanın ne anlamı var ki? Sen benliğin, kendin olmasan bu dünyanın, bu kadar matematiğin, bu kadar işlemin, bu kadar bitin, bu kadar fiziksel kanunların, bu evrenin ne anlamı var ki? Hiçbir anlamı yok. Sen olduğun için bu dünyanın bir anlamı var. Sen önce kendi önemini hissedeceksin ki dünyanın da sana değer verdiğini anlayacaksın. O yüzden 250 bin lira borç için, 250 bin lira ne demek ya bu dünyada? 50 bin dolar demek. 50 bin doları bu dünyada arkadaşlar. Evet, şu anda zorluk çeken arkadaşlar için, şu anda sıkıntıda olan arkadaşlar için çok fazla geleceğini biliyorum ama arkadaşlar 50 bin dolar insanların bir gecede, gece hayatında harcadığı paralar, o parayı harcayan adamın senden daha fazla değeri olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, o adam daha şanslı. O adam o anda doğru yerde, doğru zamanda olduğu için daha şanslı. Ama senin o adamın yerine geçmen için ve geçmek zorunda olduğunu bilerek hareket ettiğini farz ediyorum. O adamın yerine geçmek için çalışman gereken önünde çok uzun bir çizelge var. Özellikle bu mesajı atan arkadaş için söylüyorum. Dostum 29 yaşındasın. Daha çok fazla hatun kaldıracaksın. Daha çok fazla hayat yaşayacaksın. Daha çok fazla batacaksın, çıkacaksın, sorunlarla yaşayacaksın. Tek derdin 250 bin lira. Tek derdin çevrene yaptığın rezillik. Tek de derdin çevrene defolun gidin ya, borcum var ödemiyorum kardeşim demek olsun. Yeter ki sağlık problemin olsun. İnsanı en kötü dibe düşürecek olay budur. Sağlık, fiziksel sorunlardır. Psikolojideki o mantığı, o depresyonu, o hayatın içine girmişliği onu abi ya biraz düşünelim ya, birazcık o hani AVM'nin içine sıkışmışlığı, o sürekli günde 14 saat 15 saat çalışma temposu kenara bırakalım. Abi her şeyi at, önlüğü çıkar, kasayı fırlat, tekmeyi vur diyelim mesela, hayal kuruyoruz ya. Ben kurarım bazen böyle hayaller. Çantanı aldın, cebine 1000 doları koydun. Pasaportunu çıkarttın. Yürüdün gittin Güney Amerika'ya. Kime ne abi? Arkada bıraktığın sorunların ne önemi var? Sen yaşadıktan sonra hiçbir sorunun önemi yok. Sen hayattan zevk almaya devam etmek istedikten sonra hayattaki, dediğim gibi sağlık dışındaki bütün sorunların geçici olduğunu
anlamak çok önemli. Bakın arkadaşlar, intihar duygusu genelde diyorum, çünkü bu konuda özellikle psikiyatrların, bu konuyla ilgilenen beyin bilimcilerin farklı teorileri var, ama genelde kabul edilen kimyasal bir etkileşimdir. Yani bizim arzularımız, bizim beynimizin bize oynadığı oyunların asıl sebebi beynimizin ürettiği kimyasal tepkilemelerdeki eksiklikler veya fazlalıklar veya farklı sonuçlardır. Siz beyninizdeki saçma sapan bir kimyasal etkileşim için, o anda eksik olan bazı kimyasal elementler için intihar etmeye karar verecek kadar zayıf mısınız? Bu kadar kendinize bu hakareti kabul edecek misiniz? Hele özellikle 300-500 bin TL borcum var diye. Hayır abi, pes etmek yok ya. Pes etmek çok saçma bir şey. Çünkü hele ki 30'lu yaşlarındaysan, çünkü hayatında görebileceğin, bakın daha cep telefonları, internet, 5G yeni hayatımıza giriyor. 10 sene sonra neler göreceğiz? 20 sene sonra belki de artık insanların, hani bu robotların gelişmesiyle birlikte, gerçekten sabit gelirleri olmaya başlayacak. Ekonomi o kadar ilerleyecek ki farklı şeyler, uzaya çıkmayı tecrübe edeceğiz. Artık belki de uçağa binmek gibi uzaya çıkmak normalleşmeye başlayacak. Gelecekte bu kadar büyük potansiyeller, bu kadar olasılıklar varken, abi ben kebapçı dükkanımı, ben internet kafemi, ben simitçi dükkanımı, ben eşimden ayrıldığım için, ben sevgilimden ayrıldığım için, ben bilmem kimle, hocamla kavga ettiğim için, ben aileme rezil olduğum için, ben sınıfta kaldığım için intihar etmek, yani bana çok yavan geliyor. Kendinize yaptığınız en büyük hakarettir. Yani ben bugün sokakta karşılaşalım seninle, sana ana avrat küfür edeyim, yüzüne de bir tane balgam vurayım, puh diye. Ne yaparsın? Benle kavga edersin. Sen beni nasıl aşağılıyorsun dersin, değil mi? Annene küfür etsem, aşağılasam, lanet herif sen ne biçim pislik bir adamsın desem sana, aşağılanırsın, kendini korursun. Ama abi, senin kendini öldürmeyi düşünmen aslında kendine yapılabilecek en büyük hakaret. Sen bunu sosyal çevrene, siz kimsiniz lan bana bu hakareti ediyorsunuz şeklinde, posta koyamayacak şekilde ezdirirsen kendini, o zaman bu tür psikolojik depresyonlara girmen ne yazık ki olasıdır. Bunu kabul etmemen lazım. Bunu kabul etmeyip, kardeşim benim kendi öz ağırlığım var, benim kendi özgüvenim var, benim kendi değerim var ve bu değer kendi başına dünyadaki her şeyden farklı. Dünya buysa benim değerim de bu. Bu dünya %49'sa benim değerim %51. Ben olmadıktan sonra hepinize lanet gelsin demeyi kendinize hissettirmeniz lazım. Bunun için kimyasal ilaçlar almanızı tavsiye etmem. Böyle depresyona giren arkadaşlar var. Bunun için arkadaşlar, doğru hisleri yakalamak lazım. Ben size şunu söyleyeyim. Bir girişimci olarak, bir insanın en fazla orgazm eden şey başarı arzusudur. Başarıyı da geçtim, başarıdan sonra para kazanma arzusudur. Bunlarla kendinizi motive etmekten korkmayın. O işte bir hırka, bir lokma felsefesi, bunlar giga arkadaşlar. Bunlar zamanında açlıktan bir deri bir kemik kalmış tasavvuf ehlerinin şeyhlerini sırtlarında taşıması için, şeyhleri 4-5 tane karı alırken, hatun alırken, ya işte biz odun taşıyoruz da dergahımıza diye kandırıldığı orta çağ düzeni, anlatabiliyor muyum? Bu Hindistan'daki aynı o katmanlar gibi, ya sen şimdi fakirsin ama çok da zorlama, bir dahaki hayata tekrar geldiğinde her şey güzel olacak tarzında alt sınıfı baskıladığı bir eğitim sistemi. Ama artık günümüzdeki materyalist ortamda, günümüzdeki bolluk çağında bu felsefeye kapılıp, ben çok lanet bir insanım, ben kimim ki, benlik işte, ben o hiçbir şey değilim, bir toz tane. Ne demek ya, sen kimsin? Sen abi bu dünyadaki en değerli insansın. Sen olmadıktan sonra bu dünyanın hiçbir anlamı yok. Sen ilk başta kendine değer vermeyi öğreneceksin. Arkadaş iki tane soru sormuş. Bunlardan bir tanesi yaşamak için sebep. Bu söylediklerim sana yaşamak için büyük bir sebep olduğunu düşünüyorum. Benim için bunlar yaşama sebeplerinden bir tanesi. Hani sevdiklerini falan kenaraya bırakıyorum. Dedim ya, ilk başta kendini bunlarla kandırma. Çünkü sevdiklerin seni kızdırabilir, sevdiklerin seni kandırabilir, sevdiklerin seni yarı yolda bırakabilir. Bunların hepsi olacak, olması gereken, dünyanın kuralı olan şeyler, olasılıklar. Çok fazla, çok normal olasılıklar.
Sen önce dediğim gibi kendine olan saygını, sevgini ve öz ağırlığını tekrardan kazanman lazım. Kendi mutluluğunun peşinden koşma arzusunu kendine tekrardan toparlaman lazım. İkincisi de nasıl yol izlemelisin? Ah, muhasebe kayıtlarını bilmiyorum sevgili dostum. Muhasebe kayıtlarını bilmiyorum. Yani ticari olarak bir tavsiye vermem imkansız. Bunu sana rahatlıkla söyleyebilirim yani. Ama şunu söylemem lazım. Şu anda bu videoyu izlediğin kadarki süreçte bir şeyler hissedemediysen benim çok da fazla yapacak bir şeyim yok. Belki de profesyonel bir destek alman lazım kendini toparlaman için. Ama yapacak çok şey olduğunu birazcık geriye çekilip kendine baktığında görebilirsin. Ya en kötü dedim ya, çoluğun çocuğun eşin vardır belki, tamam mı? Anlıyorum abi, olabilir erken evlenmişsindir falan filan. Sorun yok abi. Çantanı alıp yine gidersin ya. Yine gidersin. Çoluğun çocuğun açıkta mı kalacak? Çoluğun çocuğun annesi vardır, akrabası vardır, senin annen vardır. Bir insanlar bir şekilde hayatta dururlar. Senin olman olmaman, onların kendi hayatlarını boşluğa düşürmezler. Sen intihar ettiğinde de öyle olacak. Her şey hayatına devam etmeye çalışacak. Sen hayatta kalırsan ve mücadele edersen onlar da senin öz kütlenin etrafında dönmeye başlarlar. O yüzden çantanı alıp gitmek bile yani en basit seçenek diyebilirsin belki ama bunların içerisine gidip 5 sene hayatını sıfırdan kurarsın. İşte sorun değil. Bazen böyle 3 bin, 5 bin, 10 bin, 15 bin borcu olan öğrenci, yani 20'li yaşlarındaki üniversitede arkadaşlar mesaj atıyor. Yine intihar etmeyi düşünüyorum tarzında. Borç batağına batmış, ne yapacağını bilmiyorum. Bazıları kredi harcamış, bazısı annesinden bilmiyor. Bazen polis arkadaşlar mesaj atıyor. Borsaya girdim, hayatım karardı, ailemden, ailemin haberi yok, ne yapacağım, 2 sene boşuna çalışacağım veya borcum. Tek söyleyeceğim şey, abi ne yapacaksın? Hayat senin sorumluluğunda. Senin hayatın. Kendini toparlayacaksın. Ben hayatımı tekrardan nasıl düzene koyuyorum diye plan yapacaksın. Bazen hayatında 1-2 sene kaybedersin. Bunlar sorun değil. Önemli olan hayatını devam ettirebiliyor musun? Önemli olan hayatta mısın? Önemli olan dünyadaki haber akışını, dünyadaki enerjiyi bir şekilde dünyadaki o sistemin içerisinde yaşamaya devam ediyor musun? Yaşadığın sürece, kendi öz ağırlığını bildiğin sürece hiçbir sorun yok. Arkadaşlar bugün milyoner dediğiniz insanların çoğu, kendimi tenzih ediyorum. Milyoner dediğiniz insanların çoğu borç batağı içerisinde. Hepsinin milyonlarca, on milyonlarca borcu var. Hani milyoner diyorsun ya, 100 milyoner falan filan. Adamın toplam borcunu ve servetine baktığında bazen çoğunun 50-100 milyon dolar borç batağında bankalara veya piyasaya borçlu olduğunu görürsünüz. Bu adamlar bu borçlarla yapabiliyorsa hayatın, özellikle ticaretin ana felsefesi, ana temeli borçlanmak üzerine ise borcu çok da kafanıza takmamanız lazım. Keşke Amerika'da olsaydınız. Amerika'da ticari olarak battığınızda batabilirsiniz. Battığınızda şunu yapıyorsunuz. Bankruptcy veriyorsunuz. Yani ben battım diyorsunuz piyasaya ve elinizde avucunuzda ne varsa bankalar alıyor, alabiliyorsa ki eşinizin üzerine ise falan dokunamıyorlar. Alıyor ve sadece size, yani çünkü her şey zaten sigortalanmış oluyor ve sadece size 7 yıl, 8 yıl içerisinde banka ticari bir izin vermiyor. Hesap açtırmıyor. Battım diyorsunuz ve ticari geçmişiniz sıfırlanıyor. Sonradan 7 sene sonra bankalarla ilişkilerinizi kurmak istiyorsanız tekrar sıfırdan inşa etmeye başlıyorsunuz. Ama Türkiye'de ne yazık ki hükümetin yaptığı hatalar o kadar fazla ki her şeyi insanların üzerine, her şeyi vatandaşın üzerine o kadar çok zulüm şeklinde aktarıyorlar ki bu krizde bile kendi çevresindeki insanlar mutlu diye, kendi siyasi çevresindeki, kendi ticari çevresindeki insanlar mutlu diye bu yaşanan dramları, bu yaşanan sıkıntıları görmezden geliyorlar ki işte sinirlendiğim noktada hep böyle oluyor. Ben, sen, o, bu ne kadar insana ulaşabiliriz, ne kadar bunların dertlerini çözebiliriz. Ama işte dostane kardeş, bu kardeş muhabbetleriyle en azından hem bu mesajı atan arkadaşa seslenmiş bir nevi, ya dostum intihar etmek falan bunlar komik şeyler. Kendini toparla, silkin, kendi öz ağırlığını, kendi saygını topla ve adam gibi planını yap. Bir hayatı, kendi hayatını senden daha iyi planlayacak, önemseyecek kimse yok. Anlatabiliyor muyum? Kendi hayatını önemsemeyi ve dünyayı bu hayat üzerine inşa etmeyi kendine hatırlat. Demeyi ben size bir borç bildim. Umarım bu muhabbetim
birkaç kişiye de olsa, özellikle mesajı atan arkadaşa da olsa olumlu bir şeyler hissettirmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tekrardan. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.